Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, İstanbul Havalimanı metro hattı test sürüşü töreninde konuştu. Hattımızın Kağıthane İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetini açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe istasyonumuzun yapımını tamamlayıp test aşamasına geleceğiz. 18 Ocak 2020'de ilk ray kaynağı yapılan ve 37,5 kilometre uzunluğunda olan Gayrettepe metro hattı 9 istasyondan oluşuyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kara İsmailoğlu, projenin %96'sının tamamlandığını söyledi. Ray altı betonları ve prekast panel imalat ve montajlarıyla birlikte ray serim işlerimiz tamamlanmıştır. Tünel ve betonarme ince işçiliklerimiz sürüyor. Kağıthane, Hastal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve havalimanı istasyonlarımızda ince iş ve çevre düzenlemeleri yoğun şekilde devam ediyor. Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın an itibariyle %96'sı tamamlandı. İstanbul Havalimanımızın gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak hattımızın havalimanı bölümünde İstanbul Havalimanı Terminal 2 ve kargo terminalleri için 3 ayrı istasyon tasarlandı. Türkiye'nin en hızlı metrosu olacağına dikkat çeken Kara İsmailoğlu, yerli ve millilik hamlesinin de güzel bir örneği olacağını söyledi. Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak. Yerli ve millilik hamlemizin güzel bir örneğini teşkil edecek. Tören sonrası Bakan Kara İsmailoğlu ve beraberindekiler metro hattının ilk test sürüşüne katıldı. Makinist koltuğuna geçen Kara İsmailoğlu hattaki ilk anonsu yaptı. Göktürk istasyonuna gelmiş bulunmaktayız. İlk test sürüşü başarıyla gerçekleştirilirken günün anısına Kara İsmailoğlu'na makinist bir övesi takdim edildi.